Sultanım, sizin için hususi hazırlattım. En sevdiğiniz yemekler. Yemeyeceğim bir şey. Sultanım, yapmayın ne olur. Hastalığınız malum. Aç kalmamamız gerek. Maazallah. Eğer size bir şey olursa ben... Biz ne yaparız sonra? Sultanım. Ne olur. Bir lokma olsun yiyin. Sultanım. Size bir şey olacak diye... Çok korkuyorum. Aç. Hünkârım, Kösem Sultanımız hiç iyi değil. Ne oldu, nesi var? Ağzına hiçbir şey koymuyorlar. Eğer böyle devam ederse hünkârım, dayanamazlar. Beni böyle cezalandıracağını mı düşünüyorsun? Aklınca kendini öldüreceksin. Yükü de benim omuzlarıma yükleyeceksin, öyle mi? Senin vicdanının yükü öyle ağır ki... benimki hiç kalır yanımda. Hem yiyemiyorum ben. Ağzıma attığım her lokma Kasım'ın eti gibi geliyor. İçtiğim her şey Kasım'ın kanı gibi geliyor, yiyemiyorum. Ben de senin oğlunum. Onları korudun, kolladın. Benim canımı almak istedin. Niçin? Ben kardeşimi katlettim. Müsebbibi sensin. Kaçıyorsun değil mi? Aynaya nasıl bakacaksın? Aynaya her baktığında hakikat yüzüne tokat gibi çarpacak. Kardeş katilinin suretini göreceksin her seferinde. Sen aynaya baktığında ne görüyorsun Maride? Baktın mı anne? Gördün mü fare ile Mustafa'nın katilini? Evet, onları öldürdüm. Seni bana karşı, kardeşlerine karşı doldurdular. Zaten çoktan hak etmişlerdi. Seni de tahttan indirmek istedim. Ama Allah şahidim olsun, senin canını almayacaktım senin kardeşine yaptığın gibi. Asla böyle bir şeye niyetim yoktu. Evet, seni tahttan indirmek istedim. Çünkü sen bir padişahta olması gereken vasıflara sahip değilsin.
Sen o tahtı hak etmiyorsun. Kim hak ediyor peki? Kasım mı? İbrahim mi? Sen kendine padişah aramıyorsun ki. Oyuncak arıyorsun. Değil mi validem? Sakın bana validem deme. Sakın. Sana sütümü de hakkımı da helal etmiyorum. Kasım'ı öldürdükten sonra benim senin gibi bir evladım yok artık. Köçem Sultan'ı dairesine geri götür. Allah sizden razı olsun hünkârım. Sultanım. Sultanım. Hekim çağırın çabuk. Sultanım. Validem. Hacı Ağa hastalandığınızı söyleyince çok telaşlandım. Afiyette misiniz? Bugün de ölmedim, merak etme. Her şerde bir hayır vardır validem. Hastalığınız Hünkar abimin aklını başına getirdi. Verdiği cezadan vazgeçti. Ölmüşüm kalmışım ne fark eder? Hünkar abin koca cihanı zindan etti bana. Diri diri mezara koydu. Öyle demeyin validem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hem unutmayın, İbrahim sizin sayenizde hayatta. Onun için ayakta kalmaya mecbursunuz. İbrahim nasıl? Her daim gidiyorum yanına. Alakadar oluyorum, merak etmeyin. Sultanım, nişancı Sinan Paşa haber yollamış. Mühim bir mevzuda sizinle görüşmek istiyormuş. Valide Sultanım. Sinan Paşa. Nedir benimle konuşmak istediğin mühim mesele? Şehzade Kasım Hazretlerinin vefatı hepimiz derinden sarstı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İşittiğimize göre Sultan Murat Şehzade İbrahim'in de katlini emretmiş. Siz mani olmuşsunuz. Şimdilik vazgeçti. Mevzubayı Sultan Murat olunca emin olamıyorum tabii. Bizim endişemiz de bu sultanım. Bağışlayın fakat ben de herkes gibi hünkârımıza olan inancımı kaybettim. Maazallah Şehzade İbrahim'e bir şey olursa hanedanımızın kaderi meczup Şehzade Mustafa'ya mı kalacak? Allah'ım esirgesin. Şehzademi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben de bu sebeple geldim. Bilmeniz gereken mühim bir husus var. Hünkârımız ölümcül bir hastalığın pençesinde. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Kesem Sultanım. Emir Çelebi malumunuz hünkârımızı iyileştirmişti. Bu sebeple hekimbaşı yapıldı. Söyleyeceklerini duymak isteyeceksiniz. Emir Çelebi, nedir oğlumun vaziyeti? Sirus Sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Çaresi yok mu? İlaçlarını muntazam kullanır, meydan uzak durursa hastalık yavaş seyreder sultanım.
Lakin doğru tedavi tatbik edilmezse tez vakitte öldürür. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Neyi ima ediyorsun? Ben size yalnızca olacakları söylüyorum sultanım. Kararı size kalmış. Unutmayın ki Devlet-i Aliye'nin istikbali ve dahi geride kalan tek şehzadenizin hayatı bu karara bağlı. İbrahim, seni çağırdım, niçin gelmezsin? Ben inanmadım hünkârım. Tuzak kuruyorlar sandım. Bağışlayın, ben size sadığım. Asla çıkmam buradan, zinhar. Ben böyle olsun istemedim İbrahim. Allah şahidim olsun. Mecbur bıraktılar beni. Validem ihanet etti bana. Kasım da öyle. Bir padişah kendisine yapılan hıyaneti affetmez. Ederse padişah olamaz demiştiniz. Peki hünkârım, benim suçum neydi? Bir günahım yokken o gece cellatları üzerime niçin yolladınız? Hem de gözlerimin içine baka baka. Eğer zelzele olmasaydı o gece ölmüştüm. Niçin? Ben söyleyeyim. Gibi bir gece ansızın öldürülmekten korktunuz. Seni kurtaran şey zelzele değildi İbrahim. Masumiyetinde. Sakın kaybetme kardeşim. Zira masumiyetini kaybedersen her şeyi kaybedersin. Benim gibi. Seni çağırma sebebime gelirsek İbrahim, benimle geleceksin. Sen nasıl çıktın? Hünkâr abim çıkardı validem. Sefere beni de götürecekmiş. Aklı sıra bana karşı tedbir alıyor. Kim bilir? Belki de bu son görüşünüz. Seferden dönemem. Şişt. Ben sana söz verdim. Cellatlara siper olurum dedim, oldum da. Yine olurum, yine de teslim etmem seni. Tamam, abini koruyamadım. Fakat seni koruyacağım. Seferden sağ salim döneceksin. Ve bu korkuların son bulacak. Sakın validem. Sakın beni tahta çıkarmaya aklınızdan dahi geçirmeyin. Tahtı da saltanatı da yerin dibine batsın. Ben yaşamak istiyorum. Ben...
Ben ne yaptıysam sizin hayatta kalmanız için yaptım. Ama başaramadınız validem. Kasım öldü. Öldü. Bir daha asla onu geri getiremeyeceksiniz. Beni onunla aynı kadere mahkum etmeyin. Size yalvarırım. Bırakın beni kendi halime. Bırakın beni ne olur. Kendi kitaplarımın içindeki diyarlarda kaybolayım. Bir gece dahi olsa cellat gölgeleri görmeden huzurlu bir uyku uyuyayım. Sultan, sizi zindana attıkları gece ben de karanlığa gömüldüm. Bilhassa hasta olduğunuzu işitince kahroldum. Şükürler olsun buradasınız. Sizi böyle dimdik ayakta gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Dimdik ayaktayım, evet. Her daim olduğu gibi. Zira başka çarem yok. Fakat ruhum ölmeden huzur bulmayacak. En büyük umudumu kaybettim ben. Kasım'ı kaybettim. İbrahim bir meçhule gidiyor. Seferde, benden Irak'ta. Ne olacak hiç bilmiyorum. Evet sultanım. Sizden Irak ama bana yakın. Allah şahidim olsun ki cesedimi çiğnemeden hiç kimse şehzademize ulaşamaz. Ölmenizi değil, oğlumla birlikte sağ salim geri dönmenizi istiyorum. Sevdiklerimin ölümüne tahammülüm yok artık. Benim de arzum bu sultanım. Dönmek ve bir kez bile olsa sizi görebilmek. Sultan Murad'ı hal edeceğimiz gün biz öyle bir savaşa giriyoruz ki muhtemel neticelerine razı ve hazır olmamız icap eder demiştin. Ben o vakit razı gelmemiştim. Şimdi razı gelmediğim için pişmanım. Sultanım, doğru mu anlıyorum sizi? Amansız bir hastalığa tutulmuş. Sirus denen illet. Sinan Paşa geldi. Şehzademin ölümüne üzülmüş. Herkes gibi korkmuş ve telaşlanmış. Emir Çelebi'yi getirdi, o da her şeyi anlattı. Eğer doğru tedavi edilmezse ölüme götürülmüş. Ayrıca Sinan Paşa devletin istikbali için benim acilen bir karar vermem gerektiğini düşünüyor. Sultanım, bu kadar mühim bir mevzuda Sinan Paşa'ya itimat edebilir miyiz bilmiyorum. Bundan nasıl bir menfaati olabilir ki? Eğer yanlış yaparsa ilk onun kellesi gider. Anlaşılan siz kararınızı vermişsiniz sultanım. Sirus sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Ne gerekiyorsa yapın Emir Çelebi. Oğlumun ilacını değiştirin. İyi düşündünüz mü sultanım? Bu karar. Dil söylemek istemese de hakikat bu Kemal Keş.
Artık tek bir umudumuz var. İbrahim. Her ne pahasına olursa olsun onu korumak için elimizden geleni yapacağız. Emredersiniz sultanım.